Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Zümer Suresi 21-26. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle bildiriyor. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâ'e. Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi. Feselekehu yenâbi'a fil ard ve onu yeryüzünde menbaalara sevk etti. Thumma yuhricu bihi zer'an muhtelifen alwanu, sonra onunla muhtelif renklerde, çeşitli özelliklerde, sınıf sınıf mahsuller çıkarttı. Thumma yehicu, sonra o kurur. Fetarahu musfarra, onu sararmış bir halde görürsün. Thumma yec'alu hutame, sonra da o bir kırıntı halini alır. İnne fî zâlike lezikrâ li ulil elbâb. Şüphesiz bunda akıl sahibi olanlar için bir öğüt vardır. Burada adeta dünya hayatı tasvir ediliyor. Başka bir yerde benzeri bir üslupla dünya hayatının bir tasviri. Gökten inen bir su var ve yeryüzünden yeşillikler çıkıyor. Zaman geliyor, sararıyor. Daha sonra da un ufak, böyle kırık, dökük bir hale geliyor. Dünya hayatında insanların macerası da adeta bunun gibi. Bir başka yönüyle ise Allah-u Teala'nın şu dünyadaki tasarrufunu bize anlatıyor. Ve görmedin mi ifadesi, yani gör bak Allah neler yapıyor, bunlara tefekkürle nazar et. Bu manayı bize bildiriyor. Bizler yağmurun yağdığını görüyoruz ve bununla yeryüzünden mahsuller çıkarıldığını, değişik özellikten mahsuller çıkarıldığını görüyoruz. Ve bunun Allah'tan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani yağmur yağmıyor, yağdırılıyor. Yerden mahsuller kendisi çıkmıyor, çıkartılıyor. Bu manada bakabilmek gerekir. Kur'an-ı Kerim bizi bu yönde eğitiyor ve bu yönde bize ders veriyor. Ve akıl sahibi olanlar ancak bundan öğüt alır. Yani aklını kullananlar alemde meydana gelen bu olaylara bakar ve bunun neticesinde aman ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, bize ne kadar da çok ikramda bulunuyorsun, bizi ne kadar da çok seviyorsun, bu manaları derhatır eder ve Cenab-ı Hakk'ın insanlar olan ikramını daha iyi görür, Allah'a yönelir, Allah'a şükreder. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Yani Allah'ın sinesini, göğsünü İslam için açmış olduğu kimse ve o Rabbinden bir nur üzere, böyle olan bir kimse, karanlık içinde olan ve kalbinde darlık bulunan kimseyle elbette bir değildir. Burada kalbin açılması, insanın sadrının İslam'a açılması. Böyle bir kavramla karşı karşıyayız. Yani insandaki duygular, latifeler, hisler Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde kullanılırsa bu noktada bir açılma meydana gelir. Ve bunun neticesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle insan şu dünyaya kendini kaptırmaz ve beka yurdu olan ahiret alemine müteveccih olur ve ölüm daha gelmeden ölüm için hazırlık yapar. İşte bu manada insanın sadrının İslam için açılması çok önemli bir olaydır. Hatta İslam büyükleri bu ayetten hareketle şöyle dua yapmışlar. Allahümme şrah sadri lil imani vel İslam. Yani Allah'ım sadrımı imana ve İslam'a aç. Eğer insanın sadrı, yani iç dünyası, manevi dünyası İmana ve İslam'a açılmayacak olursa o insan karanlıklar içinde olur. Kalbi kasavet içinde, katılıklar içinde olur. Ve İslam'a layık bir güzelliği dünyada yaşayamadan geçer gider ve göçer gider. Ve böyle olan bir kimse Rabbinden bir nur üzere. Yani sadrı İslam'a açılan bir kimse Rabbinden bir nur üzere. İman nuru, hakikat nuru, bu gibi nurlarla bakıyor ve ona göre gerçekleri görüyor.
feveylün lil gasiyeti kulubuhum min zikrillah. Allah'ın zikrinden kalbi katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Yani demek ki kalbin katılaşması ve özellikle Allah'ın zikrini yapmayacak kadar katılaşması, bu son derece vahim bir durum. Normalde insanın kalbi Allah'a müteveccihtir ve Allah'ı anacak şekilde insan yaratılmıştır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, kalpler Allah'ı anmakla mutmain olur. Ve nasıl ki bir ayçiçeği bitkisi fıtri olarak güneşe doğru meyilli, güneşe yöneliyor, İnsanın kalbi de normal şartlar altında Allah'a yönelir. Fakat bir insan devamlı günahlara gire gire, isyan içinde buluna buluna artık fıtratını bozar. Bunun neticesinde kalbinde bir katılık meydana gelir. Kainatın her tarafı ayetlerle, ibretlerle, mucizelerle dolu olsa bile o insan bunlara müteveccüh olmaz. O ilahi ayetlerin sadasını, delalet ettiği manayı duymaz ve bunun neticesinde o kimse Allah'ı hatırlamaz. Malum zikir kelimesi anmak, hatırlamak anlamında. Dilin zikri var, bir de kalbin zikri var. Bir insan ilahi eserleri, sanat eserlerini gezdiğinde, gördüğünde Allah'ı hatırlamalı ve bunlar benim Rabbimden, Rabbimin yaratmasıyla, Rabbimden bana bir ikram, bu manaları derhatır etmeli. Ama şayet hatırlamıyorsa artık onun kalbi katılaşmıştır. Onun kalbi fonksiyonunu icra edemez bir hale gelmiştir. Ulaike fi dalalin mubin. Böyle olanlar, kalbi Allah'ı anmaktan katılaşmış olanlar apaçık bir dalalet üzeredirler. Yani bunların dalalette olduğu gözler önündedir. Ayan beyan görülmektedir. Allahu nezzele ahsenel hadis. Allah sözün en güzelini indirdi. Sözün en güzeli onun kelamı ve önümüzdeki Kur'an-ı Kerim. Allah sözün en güzeli olarak Kur'an'ı indirdi. Kitaben müteşabihem methani, onu bir kitap olarak ve müteşabih, birbirine uygun, birbirine benzer ve biri diğerini nakzetmeyecek, reddetmeyecek şekilde bir ahenkle, bir bütünlükle kitabı indirdi. Ve bu kitap methani özelliğine sahip. Başka bir yerde وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Biz mesaniden sana yediyi verdik. Bir yönüyle سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِ denilen Fatiha'nın 7 ayetine bir işaret. Ama öte yandan Kur'an-ı Kerim'de bunların tekrarlanmış olması, Fatiha'nın da 2 defa indiği rivayet edilir. Bundan dolayı methani denildiği açıklanır. Bu manada açıklamalar da var. Bir de şu yönden de belki değerlendirilebilir. Kur'an-ı Kerim daima ikili bir şekilde meseleleri ele alıyor. Allah insan veya Allah alem veya cennet cehennem, dünya ahiret, güzel çirkin, iman küfür. Bu manada ikili bir şekilde meseleleri Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in methani özelliği. İkili bir tarzda meseleleri anlatması, mukayeseli bir şekilde bizlere bildirmesi. Takşairu minhu culudullezine yahşevne rabbehum. Rablerinden haşyet içinde olanlar, Rablerinden korkan kimselerin derileri Kur'an-ı Kerim'in okunması karşısında ürperir. Hani insan heyecanlı bir olayla karşılaştığında böyle tüyleri ürperir, derisi gerçekten ürperir. Kur'an-ı Kerim'in de dinlenilmesi insanın derisini ürpertecek bir durum. Yani Allah bizimle konuşuyor. Allah bize emirler veriyor. Allah bize bir takım yasaklar bildiriyor. Elbette latifeleri uyanık, kalbi hüşyar olan bir kimse ilahi beyana muhatap olmanın o heyecanı içerisinde bir ürperti geçirir. Geçirmesi de lazımdır. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ı zikre yumuşar. Yani bu ürpermenin neticesinde Allah'ı yad eder, Allah'ı hatırlar ve Allah'a
müteveccüh olur. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ مَنْ يَشَٓا Bu Allah'ın hidayetidir, yol göstermesidir. Allah bununla dilediğine hidayet eder. Tabi Allah'ın dilediğine hidayet etmesi bir ayrım anlamında değil. Allah hepimizin Rabbidir ve bütün insanların Halikidir, Rezzakıdır. Bazılarına bir torpil geçme tarzında değildir haşa. Allah-u Teala yehdi ileyhi men enab ayetiyle ifade ettiği gibi kendisine yönelene hidayet etmektedir. Ve Allah-u Teala'nın istifadeye sunmuş olduğu kainat kitabı hepimize hitap ediyor. Öte yandan göndermiş olduğu kitaplar yine insanlığa hitap ediyor. Öte yandan insanlara akıl vermiş ve insanların kalbine ilham göndermek suretiyle de Allah-u Teala yine hidayette bulunuyor. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ Ama Allah birini de saptırmışsa artık o kimse için yol gösterecek yoktur. Yani Allah'ın yoldan çıkardığını kimse yola getiremez. Allah ilmine, hikmetine binaen birisinin dalaletine hükmetmişse, velev peygamber de olsa, velev peygamberler içinde en büyük peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da olsa ona yol gösteremez. Bunun tipik bir örneğini Ebu Cehil misalinde görebiliriz. Ebu Cehil peygamberimize muhatap oldu aslında. Peygamberimiz defalarca kendisine gitti anlattı. Değişik münasebetlerle anlattı. Ama bunun neticesinde Ebu Cehil küfür üzere gitti. İman etmedi ve ölürken de küfrünü ilan ederek bu dünyadan göçüp gitti. Öte yandan Nuh'un kavmi 950 yıl peygambere muhatap oldular. Ama neticede suda boğulup gittiler. İman etmek kendilerine nasip olmadı. Demek ki Allah-u Teala insanların iman etmesi için, hidayete gelmesi için aslında gerekli şeyleri onlara bildiriyor, peygamberler gönderiyor, kitaplar indiriyor, akıl veriyor, alemde, afak ve enfüste nice deliller nasip ediyor ve aynı zamanda insanlara yönlendirici ilhamlarda bulunuyor. Ama buna rağmen bir insan bütün bu şahitlerin dilinden anlamazsa, Allah'a yönelmezse o zaman ilahi hidayetten nasibini alamıyor. Efemen yettagî bi veçhihi su'el azâb yevmel kıyâmem. Kıyamet günü yüzüyle ateşten korunmaya çalışan kimse onun durumu nedir? Yani bundan daha kötü bir durum tasavvur edilebilir mi? Bir tarafta Allah-u Teala'nın göğsünü İslam için açmış olduğu kimseler var ve bunlar gerçekten dünyada da ahirette de mutlu, huzurlu olacak. Öte yandan dalalet yolunu tercih etmiş olanlar var ve o dalalet yolunda gitmiş olanlar diğer alemde elleri kolları kayıtlı kelepçeli olduğundan doğrudan doğruya ateşe muhatap ve eliyle de yapabileceği bir şey yok. Doğrudan yüzüyle ateşe muhatap bir halde. Böyle bir kimse ne kadar acınacak, ne kadar zavallı bir durumdadır. وَقِيلَ لِلْزَّالِم۪ينَ Zalimlere denilir ki, ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kesbetmiş olduğunuz şeylerin karşılığını bu şekilde tadın bakalım. Yani dünyada kendi yaptığınız şeyler vardı. Doğrudan doğruya fiil olarak, kesb olarak yaptığınız şeyler vardı. Bunun cezasını tadın bakalım. Onlara böyle denilir. كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler de yalanlamıştı. فَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Azap onlara hiç fark etmedikleri yerden geldi. Yani Allah-u Teala şu dünya hayatında da kafirleri cezalandırıyor. Ama hemen bir anda olmayabilir. Hemen bir anda olsa zaten dünya hayatında bir renklilik, çok ciddi bir imtihandan söz edilemez. Şu manada, yani diyelim ki bir insan ben Allah'ı kabul etmiyorum dedi, inkar ediyorum dedi, hemen taş kesildi. O zaman bir filmin hemen daha başlangıçta bitmesi gibi bir durum olur. Halbuki
normalde 1 saat, bazen 1,5 veya 2 saat film devam eder ve sonunda bir neticeye varılır. Onun gibi Allah-u Teala şu dünya hayatında insanlara bir ömür vermiş. O ömür içinde insanı deniyor. Ve bunun neticesinde dünkü kafir bugün mümin olabilir veya mümin Allah korusun yoldan çıkabilir. Ve bu şekilde yeryüzünde hareketli bir hayat var. İnsanlık aleminde gerçekten farklı farklı durumlar kendini gösteriyor. İşte bir kısım insanlar küfür yolunu, dalalet yolunu tercih ediyor. Bunun neticesinde şu dünya hayatında da bir azapla karşılaşıyor. İşte Peygamberimizin muhatapları Bedir Harbi'nde ummadıkları bir şekilde bir mağlubiyet yaşadılar. Normalde güle oynaya gittiler ve Bedir'de galip geleceklerinden asla tereddütleri yoktu. Sayıları Müslümanların 3 katıydı. Silahları, atları Müslümanlara göre çok çok fazlaydı. Artık çantada keklik gibi görüyorlardı zaferi. Ama neticede orada mağlup oldular. Mağlubiyetin acısını, zilletini bütün benliklerinde hissettiler. Öte yandan Mekke hayatında Müslümanlara ambargo uyguladıkları dönemde Allah-u Teala 7 yıl orada onlara kıtlık verdi. Ve ummadıkları yerlerden bu gibi azaplarla karşılaştılar. Günümüze gelecek olursak, günümüzde de küfür yolunu tercih eden kimselerin Müslümanlar aleyhinde nice tuzakları oluyor. Ama bakıyorsunuz Allah-u Teala o tuzakları onların aleyhine çeviriveriyor. Ve kendi kazmış oldukları kuyuya kendileri düşüyorlar. Bu manada mekri ilahi, mecazi anlamda Allah-u Teala onların tuzaklarını kendi başlarına geçiriyor. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ ekber Ahiret azabı ise, ahirette verilecek azab ise bundan çok daha büyüktür. Hemen herkes kendi yaşadığı dönemde bir kısım kafirlerin ve bir kısım zalimlerin şu dünyada da bir takım azapları gördüğünü görmektedir. Tarih bunun pek çok şahitleriyle doludur. Tarihte nice despot zalim insan sonunda ya bir halk hareketiyle veya bir savaşla cezasını bulmuştur. Bununla alakalı çok örnekler vermek mümkün. Yaşadığımız zaman diliminde de Romanya'da Çavuşescu gibi, Irak'ta Saddam gibi dünyanın değişik yerlerinde zulmeden insanların bir şekilde bir ceza aldıkları ve kötü bir akıbetle dünyadan gittikleri gözler önündedir. Böyle olunca dünyada böyle bir azap var. Ama diğer alemde vele azabül ahireti ekber ahiretin azabı çok daha büyüktür. O dünyaya kıyas edilmez. Ve ahirette daimi bir azap var. Ebedi bir ceza söz konusu. Lev kânu yâlemûn. Yani keşke bunu bilmiş olsalardı. Yani bunu bilmiş olsalar kendilerine çeki düzen verirler ve ona göre hayatlarını tanzim ederlerdi. Gerçi azap geldiğinde akılları başlarına gelir gibi olur. Ama eğer o azapta hayatları bitmişse o anda akıllarının başlarına gelmesinin bir anlamı yoktur. Ama dünyevi azap geldi, aklı başına geldi, tövbe istiğfar etti. O zaman insan gerçekten kurtulur. Allah-u Teala bizleri Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan ve güzel bir şekilde yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.